Herkese merhabalar deyip klasik bir başlangıç yapmak isterdim ama biliyorum ki bu aralar hepimizin canı çok sıkkın. Depremde ölenlere başsağlığı, yaralananlara şifa ve geride kalan bizlere de sabır diliyorum. Birbirimize destek olarak bu facianın içinden birlikte çıkacağımıza eminim. Bu bölümde sizlere ChatGPT ve yapay zekayı kullanarak kopyala yapıştır yöntemiyle 5 dakikada şarkı sözleri yazdırıp milyonlarca takipçili pazar yerlerinde satarak nasıl günlük 500 TL ve daha fazlasını kazanma potansiyelimiz var. Bunu sizlere anlatacağım ve nasıl yapılacağını da göstereceğim. Ama asıl sebebim bu videoyu yapmaktaki bu yöntemi kullanarak elde ettiğim bütün kazançları deprem bölgesine AFAD'a ve Ahbap'a bağışlamak. Aynı zamanda sizi de bir nevi teşvik etmiş olayım. Buradan gelebilecek kazancınızı ya da belki bir kısmını yine bu şekilde bağışlamayı düşünebilirsiniz. Evet, şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum. Siz bu videoyu beğenip diğer insanlara da ulaşması açısından paylaştıktan hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere bir süredir ChatGPT yapay zeka furyası aldı başını gidiyor. Ama gördüğümüz üzere biz bunun daha başındayız. Yani çok fazla gelişme göreceğiz bununla alakalı ama başından olayı bilerek başlamak, bunu kullanmak, farklı yöntemlerle işimizi kolaylaştırma yöntemiyle ya da bir iş yapma, para kazanma yöntemleriyle çok daha fazlası tabii ki olabilir. Bunu kullanarak hayatımıza entegre etmek şimdiden ve değişimin bir parçası olmak çok mantıklı geliyor bana. Yani kişisel fikrim bu yönde. Kanalımda da daha çok para kazanma yöntemleri konuştuğumdan ve bu da gerçekten hayatımızı kolaylaştırıp para kazandırabilecek yöntemleri bize sunmakta. Zaten bugün de onlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk başta yapmanız gereken ChatGPT'yi açmak. Ben genel olarak bütün linkleri burada kullanacağım. Hepsi ücretsiz yöntemler bu arada. Bunların hepsini videonun aşağısına vereceğim. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi ChatGPT'yi ilk açtığınız zaman bir hesap yaratmanız istenecek sizden. Bir e-mail verip şifre alıyorsunuz ve yaratmış oluyorsunuz. Eğer daha ChatGPT'niz yoksa. Bazı dönemlerde, şimdi yeni dönemde ücretli hale de getirdiler. Hepsi değil. Sadece ücretli hale getirebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman yoğun dönemlerde bile gayet normal bir şekilde ChatGPT'nin bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bazen ağır bir şekilde çalışıyor ya da bazen hiç çalışmıyor. Diyor ki full kapasitede çalışıyoruz. Biz size haber vereceğiz. Haber almak için e-mail bırakın. Ama şu ana kadar herhangi bir e-mail almadım. Açılmış olsalar dahi. Yani sonrasından söylüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ara ara bakmanız lazım. ChatGPT'ye girdiğiniz zaman gördüğünüz bu ekranda tam olarak yapacağınız şey bir şarkı oluşturmak. Mesela örnek olarak ben oluşturdum. Sonradan geleceğiz tekrar buraya nasıl yapılacağıyla alakalı. US politikasıyla alakalı, umarım fişlemezler beni buradan, bir rap şarkı yaz dedim. Ve bakın şöyle göstereyim sizlere. Verse dizelerle birlikte işte tekrar eden kısımları var, nakarat kısmı var. Bunların hepsini bana yazdı. Gayet de güzel, hani rap şarkıdan bahsediyoruz. Uyaklı olması lazım sonuçta sonunun. Bunların hepsini gayet güzel bir şekilde bana yazdı. Şiir şeklinde de yazabiliyor. İşte bunlara verse'leri beşerli satır tut, onarlı satır tut derseniz bunu da yazabileceğini düşünüyorum. Çünkü o tarz komutları anlayabiliyor gayet. Bu şekilde sonrasından dedim ki biraz daha uzun yazabilir misin? Bunu da bana gayet güzel bir şekilde yazdığını görebiliyorsunuz. Yani bu tamamıyla özgün bir şekilde üretilmiş bir rap şarkıdır. Amerika politikası. Ne kadar detaylı olursanız o kadar konuyu ona bağlama, onunla alakalı yazma şansı yüksek olacak. Zaten biz de bu özelliğini kullanacağız. İlla rap şarkı değil, herhangi bir şarkı da olabilir. Bir şiir de şarkıya dönüştürülebildiği için oradan da ilerleyebilirsiniz. Ama bundan bahsedeceğiz. Şimdi milyonlarca takipçili yerde demiştim sizlere. Böyle bir kelime kullandım. Bunu da şuradan görebilirsiniz. Benim size söyleyeceğim ve genel olarak bakacağımız site Fiverr. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Burada freelancer dediğimiz internet üzerinden dijital işler yapan insanlar gelip burada servislerini sunuyorlar. Kimisi logo tasarlıyor, kimisi web sitesi tasarlıyor, kimisi müzik yazıyor, kimisi müziği üretiyor vesaire vesaire. Bu tarz şeyleri yapabiliyorlar. Yani çok fazla alan var. Biz de bunu kendimiz için kullanacağız. Şimdi burada Fiverr'a gittiğimiz zaman Semrush'tan bakıyorum genel olarak bunları. Aylık 9.2 milyon bir trafiğinin olduğunu, yani buraya gelen sayısı olduğunu görüyoruz bütün dünya üzerinde. Aynı zamanda farklı ve benzer bir site olan Upwork var. Burayı da gayet kullanabiliriz ve orada da 6.5 milyonun olduğunu görüyoruz. Yani totalde iki sitede 15 milyon trafiğin olduğunu aylık görebiliyoruz. Bunlar bütün dünya üzerinden yazacağımız şarkılarda, illa İngilizce olmasına gerek yok. Çünkü ChatGPT farklı dillerde de zaten bize yardımcı oluyor ama İngilizce tutmamızın sebebi genel olarak o tarz yerlerin, hani Amerika olsun, İngiltere olsun, o tarz ülkelerin ekonomileri iyi olduğundan dolar üzerinden bu tarz şeyleri yaptırma şansları, yani o kişilerin yaptırma şansları daha fazla oluyor. Öyle olunca da biz de buradan kazanmış oluyoruz. Zaten 500 lira dediğiniz şu devirde nedir? 30 dolar civarıdır. Biraz daha azında hatta.
Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi Fiverr'a gittiğimiz zaman şunu göstermek istiyorum. Bakın ilk gittiğiniz zaman burada bir hesap açacaksınız. Onları küçük bir göstermeye çalışacağım burada. I will write your song lyrics. Yani size şarkı sözleri yazacağım diye bir şey yazıyorsunuz. Buradan ne yapacağınızı tanımlıyorsunuz. Buraya gelen kişiler, burada bir şeyler satanlar bunu tanımlıyor. Ve bu kişilerin şuradan görebiliyorsunuz. I will write song lyrics for you. Hani birçok seçeneği var. Aşağı doğru inip bütün hepsini araştırabilirsiniz. En düşük 5 dolardan en yüksek artık hani size kalmış kesinlikle ne yapmak istediğiniz. Ama genel olarak bunun marketi gördüğüm üzere 15 dolarla 25 dolarlar 30 dolarlar arası. Ne yapıyorlar? Herhangi bir konuda size şarkı sözü yapacağım. Belki burada birçok kişi de aslında bunu yapan yapay zeka kullanıyor ya da buna benzer şeyler kullanıyor. Ya da şöyle bir kısmını oradan alıp bir kısmını kendi ekliyor da olabilir. Yani kendi düşünüyor da olabilir. Şuradan 15 dolar diyorsunuz. Bakın bu çocuk 434 tane satmış bile. Şimdi bu çocuğun sayfasına girdik diyelim. Bakın burada görüyorsunuz çok basit bir şekilde düzenlemiş. 5 yıldız almış aynı zamanda. Burada kendi işinin videolarını, kendi videolarını koyabilir. Çok fazla profesyonel de çalışmamış burada. Yine bakabilirsiniz. Hani bir tane video koymuş. 3 tane burada video var galiba. Onun dışında kendi yaptığınız işle alakalı yazıları, örnekleri vesaire koyabilirsiniz. Hani bunları burada sergiliyor olacaksınız. Bildiğiniz online store gibi düşünün yani. Siz kendinizi burada sergiliyorsunuz. Ondan sonra birisi geldiğinde ve bir tane paketi var. Normalde burada 3 paket, 4 pakette galiba çıkabiliyordu. Farklı paketler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gelip yani bunun olabileceğini görebiliyorsunuz. Yaklaşık 5000 doların üzerinde bir satış yapar. Sadece şarkı sözü yazarak burada. Yine farklı bir kişiye gidelim buradan. Burada da mesela bakın az önce size söylediğim Basic'te 10 dolarlık demiş. Write original melody. Buradaki kişi de melody yazıyor. Herhangi bir şarkı sözü yok. Standarda geçtiğimiz zaman write original lyrics. Yani bu sefer de şarkı sözü yapıyor ama melody yok. Bu sefer 20 dolara satıyor. Premium derseniz hem şarkı sözü hem melody var. Mesela hani şurada bir paket paket ayırmış bunu. İşte bir revision yani bir kere tekrar ediyor. 4 günde de verebiliyor bunu ve bu da 25 dolar. Yani konsepti anladınız diye düşünüyorum. Bu sadece bir tanesi doğal olarak. Siz sadece bir siteye üye olup buradan satmaya çalışmayacaksınız. Siz birçok siteye üye olacaksınız. Çünkü potansiyelinizi arttırıyorsunuz bu şekilde. Hani günlük çok daha fazla kişiye ulaşma potansiyeli diyelim. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız. Mesela Upwork'e gitmiş olalım. Buraların konseptini anlamanız, nasıl olacağını çözmeniz lazım. Ben bu videoda hepsini tabii ki birer birer detaylı anlatamam. Ama Fiverr'a nasıl üye olabileceğinizi en azından küçük bir göstereceğim sizlere. Birazdan. Upwork'e gittiğiniz zaman da bakın burada saat başı çalışıyor bazıları da. Ne diyor? Writer, editor, işte editörlük yapıyor, işte yazarlık yapıyor. Amerika'danmış. 75 dolar saatine çalışıyor. Mesela bu tarz kişiler de var. Siz burada bu şekilde de yapabilirsiniz. 25 dolara çalışıyor. Mesela bu kişi 80 bin dolar üzerinde buradan kazanmış Upwork'tan. Bu kişi 7 bin dolar üzerinde kazanmış. Bu kişi 100 dolar şimdilik kazanmış. Daha yeni başlamış belli ki. Hani songwriter ve vokalist diyor. Şarkı yazıyor ve vokal yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani farklı uzmanlıkları olan insanlar var ve burada buralarda internet üzerinden gelip işlerini yapabiliyorlar. Sizin yapacağınız şarkı sözü yazdırmak. Bu şarkı sözünü de zaten 5 dakikada size yapay zeka yazdırıyor ve bunun dışında şu şekilde bir şey yazabilirsiniz. Bunu göstermek istiyorum sizlere. The 8 best Fiverr alternatives. Fiverr alternative yani Fiverr alternatif olabilecek siteleri yazdım burada. Yine onlardan bir tanesi direkt Upwork olarak çıktı. Kalanı da burada görebiliyorsunuz. Yani farklı sitelere de girip onlarla da çalışma yapabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa, daha rahatınıza geliyorsa gidip buralardan da yapabilirsiniz bu işleri. Ama tabii ki araştırmanızda daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız da buralara hakim olmanız gerekiyor. Bunları öğrenmeniz gerekiyor daha detaylı. Şimdi ChatGPT'ye geri dönelim. Sizlere nasıl olacağını göstereyim buradan. Mesela herhangi bir tane new chat dedik. Yine bakın şu an yoğun. Benim şu an ücretsiz bu arada ChatGPT. Onu da söyleyeyim. Dedim ki hadi 14 Şubat'ta geçiyoruz yakın dönemde. Aşkla ilgili R&B şarkısı yaz bana. Çok genel yazdım bunu. Hani özellikle size istek geldiği zaman iki sevgili arasında olan ayrılıkla alakalı atıyorum Washington eyaletinde geçmiş olan bir olayın şarkısını yaz falan gibi bir şey gelebilir. O zaman da ona göre zaten burada detaylı yazarsınız. Şimdi sadece size göstermek için bastım. Bakalım ChatGPT çalışsın burada. Evet burada kısa bir şarkı yazdı. Gayet kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde. Bunu uzatmak isteyebilirsiniz. Write longer dediğiniz zaman zaten bunun daha uzunluğunu yazacaktır. Ama yine aşk hakkında gayet güzel. İşte tekrar nakaratı olan, dizeleri olan bir şey yazdı. Bir de bridge ekledi. Hani o bağlantı, eklenti çok şarkıdan anlamam ama bu şekilde de bir teknik başlığı var. Hani bilenler daha iyi anlayacaktır tahminen bunu. Bu şekilde bir başlık ekledi. Ve çıkış, hani outro'yu nasıl yapacaksınız bunu göstermiş oldu. Dediğim gibi uzun da yazdırabilirsiniz bunu. Bunu yazdıktan sonra zaten şarkınız tamamdır. Şu an sadece size konsepti göstermek istedim. Hani nasıl yapabileceğinizi. Sonra bunu kendi halinizde sizden müşteri istediyse
bir PDF'e döndürebilirsiniz. Online kanallar var. İşte bunu Word dokümanına kopyalayıp onu da PDF'e çevirebilirsiniz mesela. Ya da güzel bir PDF hazırlayabilirsiniz. Daha önceden Canva kullanımını, canva.com kullanımını anlatmıştım sizlere diğer videolarda. Hatta şuraya koyayım bir tanesini. Hani burada da görebilirsiniz. Başka bir konsept o ama nasıl yapabileceğinizi en azından. Şimdi Fiverr'da hesap açacaksınız. Yani sonuçta orada satacaksınız en azından başlangıç olarak diyelim. Ya da başka bir yerde ama Fiverr'ı en azından göstereyim bir tık daha size daha detaylı. Gittiğiniz zaman şu şekilde join kısmına tıklıyorsunuz Fiverr'a ilk geldiğiniz zaman. Yine ben linkleri vereceğim merak etmeyin. Google üzerinden, işte Facebook üzerinden, Apple üzerinden de yapabiliyorsunuz ya da e-mailinizi vererek de yapabiliyorsunuz. Ben direkt Google üzerinden hızlı olması açısından gireceğim. Benim test hesabım Dollar Advisor yine her zamanki gibi duruyor. Join diyelim şimdilik. Evet, burada e-mailinize bir tane e-mail gelecek. Aktive etmeniz lazım bunu. Şimdilik onu yapmıyorum. Hani bunu gidip yapabilirsiniz. Gerçek bir hesap açtığınız için. Ben sadece test hesabı açtım burada. Bakın burada şöyle bir tuş var. Sağ tuşa tıkladığınız zaman şunu göreceksiniz. Become a seller, yani satıcı ol burada diye. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz 50 milyonun üzerinde işlem yapılmış zaten burada. Genel olarak fiyat aralığı 5 dolarla 10 bin dolar arası. Yani 10 bin dolara bile insanlar buralarda bir şeyler satıyor. Aşağı indiğiniz zaman yine görebiliyorsunuz. What's your skills? Yetenekleriniz neler diye söylemiş. Become a seller'a tıklıyorsunuz. Yani buradan satıcı olmak istiyoruz burada. Bir şeyler satmak istiyoruz. Gig diyorlar burada yaptıklarınız şeylere. Publish a gig. Yani işte yaptığınız bir şeyi burada online hale getiriyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? I will write song lyrics olayı gibi. Yani şarkı sözleri yazacağım olayı gibi. İlk başta videonun gösterdiğim. Continue diyorsunuz. Tamam, Fiverr'la alakalı bir şeyler söylemiş. Buraları hızlı geçiyorum. Yine bakabilirsiniz. Continue diyelim. Bazı şeyleri söylüyor sizlere, hani dikkatli olmanız gereken. Yine bunları da okuyabilirsiniz. Bakın ondan sonra kişisel bilgiler istiyor işte. Full name, profile picture, description. Neler yapacaksınız? Yani bu profiliniz ne olacak? Language. Dilleri seçiyorsunuz. Hangi dillerde yapacaksınız? Sonra devam ediyorsunuz. Burada arkadaşlar buraya kadar getirdikten sonra adımlar basit olduğu için tekrar devamını getirmeyeceğim. Neden getirmeyeceğim? Çünkü zaten kişisel bilgi, işte professional bilgi, sizinle alakalı, neler yaptığınızla alakalı, burada ne iş yapacağınızla alakalı sorular soracak. İşte müzik yazdıracağım. Müzik yazıyorum şeklinde devam edebilirsiniz. Linked account kısmı var. Sanırım burada da zaten sosyal medyayı soruyor. Herhangi bir hesabınız varsa bunu buraya kaydediyorsunuz. Account security'de şifre vesaire oluşturuyorsunuz. Hani bu adımlar çok kolay olduğu için onlara tekrar girmiyorum. Ama şunu hatırlatayım sizlere. Burada ilk girdiğiniz zaman zaten hesabınız varsa, bir satıcı olduysanız bir ürün yarat, create a product gibi bir şey yazıyor olabilir sizlere. Türkçe'ye de çevirebilirsiniz tabii ki sayfayı. Bundan sonrasında buna tıkladığınız zaman bakın çok basit bir şekilde 3 tane farklı şey kategori yapmış. Diğerinde kategori bile yok. Sadece bir tane yazmış. Bu bilgileri yazıp gerekli resimleri vesaire koyarak burada ne yapmak istediğinize, ne sattığınıza dair insanlara bir fikir verirseniz zaten Fiverr'ın, işte Upwork'in ya da bu tarz sitelerin çok fazla takipçisi olduğu için 15 milyondan bahsediyoruz. Gelip sizlere tahmini olarak iş yaptırmak için bulacaklardır. Birçok siteye yayılırsanız potansiyelinizi arttırırsınız. Ve en azından ben kurduğum zaman da siteyi, buradan gelen bütün parayı da bağışlayacağım. Yine videonun başında da bahsettiğim gibi. Umarım siz de hepsini ya da bir kısmını bağışlamak isteyebilirsiniz. Evet, süper arkadaşlar. Yine ücretsiz para kazanabileceğiniz ChatGPT'yi kullanarak bir yöntemi beraber incelemiş olduk. Umarım buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ve burada verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Eğer öyleyse tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videoları çok daha fazla yapacağız ilerleyen günlerde. Ve yine hızlı bilgiler için Twitter ve Telegram'ım da var. Onların linklerini de aşağı bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.